Ay, şimdi daha evi ne güzeldir oğlum. Hanım, şimdi belki de kar yağmıştır. Yakarsınız çıtır çıtır şöminenizi. Dışarısı bembeyaz. Huzur işte be, huzur. Ay ne güzel. Allah, kar umurumda bile değil. Huzur olsun yeter. Şu kaza alabilir miyim? Hangisini, bunu mu? Krem rengi olanı. Ay, bu ne kadar güzelmiş. Kaşmir mi bu? Bu arada kalın bir şeyler alsaydım dağın başı buz gibi olur. Aldım aldım. Valizde var. Sen bana mı bakıyorsun Can? He? Can, bana mı bakıyorsun sen boncuk boncuk? Gözün hiç arkada kalmasın annesi. Biz bu aslan parçasında bir güzel bakarız. Değil mi güzelim? Vallahi hiç gözüm arkada kalmayacak çünkü Can da bizle geliyor. Can da mı sizinle geliyor? Niye? E niye gelmesin oğlumu? Niye bırakayım? E Kahraman Bey'le baş başa kalsanız daha iyi olmaz mı? Yani balayındasınız ya. Yok, ben bırakamam oğlum. Aklım kalır. Hem Kahraman da böyle olsun istiyor. Ya biz bakardık aslında ama siz bilirsiniz yine. Bakamazsınız diye değil zaten. Gerçekten yanımda olsun istiyorum. O zaman ben Can'a birkaç parça bir şey hazırlayayım mı? Çanta yapalım. Ben hallettim. Çantası var. Ay kapanmıyor. Oğlum, hazır mısınız? Çıkalım mı? Hazırız. Sen Can'ı alır mısın? Tamam. Ben de şu valizi kapatayım. Oğlum. Can'ın çantası. Gel bakalım babaya. Ya sen tatile mi gidiyorsun? Alabilecek misin? Alırım alırım. Hadi. Tamam hadi. Oylum Hanım, o çantayı da alayım. Evet ama onu arka koltuğa koyar mısın? Canın o. Tabii. Ya ne gereği vardı? El kadar bebeği dağların başına götürüyorsunuz. Üşütecek bebek. Üşümez. Yani sıkı sıkı gideriz, merak etmeyin. Ya siz karı koca baş başa gitseydiniz. Biz bakarız torunuma gül gibi koyla. Değil mi ko? Bakardık tabii hocam. Ya teyze, ben oğlum olmadan tatile gider miyim ya? Ne güzel işte, ailecek üçümüz tatile gidiyoruz. Tamam. Tamam. Siz nasıl diyorsanız öyle olsun. Can üşümesin, ben onu yerleştireyim de şey, alışverişi ne yapacağız? Buradan mı yapalım? Yok ya, boşa yük etmeyelim. Yani yolda giderken bir yer buluruz herhalde Sara. Var abi, şu dağ yoluna sapmadan önce bir köy var. Köyün merkezinde bir cami var. Böyle gidince 150 taş çatlasın, 200 metre sonra bir kasap var. Sucukları çok iyi. İsterseniz oradan tamam, sucuk alabilirsiniz. Oğlum, alırız oradan. Hediye tamam. Ablayı da orayın abi. Ne var o orada? O da köyün böyle çıkışında soldan kaçınca 3. ev. Ne var onda? Ya kese yoğurdu yapıyor, tulum peyniri. Tamam tamam, abi, onları da alırız. Tamam, merak etme. Dur dur, nereye? Gel bakayım, gel. Hadi. İyi yolculuklar. Oğlum, torunuma iyi bak, ona göre. Su gibi gidip gelsinler hocam inşallah. Amin. Hocam, yani şimdi siz belki üstüne vazife değil diye kızacaksınız ama... yani Oylum Hanım'ın ön koltuğa binmesi doğru mu? Tamam, hani yeni evlendiler, kocasının yanına oturmak isteyebilir ama el kadar bebe var arkada hocam. Haklısın İko. Değil mi hocam? Yani çocuk ağlar, bir şey ister. Ya İko, haklısın derken senin üstüne vazife olmayan konular hakkında konuşma demek istedim. Fikrin sorulmadan fikir beyan etme İko. Aa. Ay bana da niye dert oluyorsa, niye karışıyorsam ben. Geldik geldik oğlum, bekle. Hoş gelmişsin Kahraman Bey. Hoş bulduk Nusret. Kahraman Bey hoş geldin. Hoş bulduk Sercim. Gelin Hanım, sen de hoş gelmişsin. Merhaba, hoş aldım, buldum. Aldım. Ay. Ne kadar güzel bir evmiş burası. Çok güzel değil mi? Evet, bayıldım. Ben de çok severim. Oğlum, sen de sevdi mi bakayım burayı? İyi ki geldik diyor musun? Evet, bayıldım. Keşke daha önce gelseydik. Eşyaları alalım içeri biz o zaman. Alın Nusret, size zahmet. Hem bagajda böyle yoğurt, sucuk, peynir falan da var. Onları da dolaba koyarsınız. Baş üstüne bir. Gerçekten çok güzel bir yer, çok huzurlu. Sevindim. Ama niye başkaları var?
Bize yardım için geldiler. Sorun mu oldu? Yok hayır, çok tatlılar. Ama ben baş başa oluruz diye düşündüm yani ailece. Ailece? Biz aile değil miyiz? Evet aileyiz. Hem de çok güzel bir aileyiz. Nusret. Buyur beyim. Oylum Hanım size izin verdi. Kalmanıza gerek yok. Gidebilirsiniz. Sağ olasın gelin hanım. Allah razı olsun hanım. Ne demek? Teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Yaşanır biliyor musun burada? Biliyor muyum ben? Hayır abartma. Abartma yani ama böyle gerçekten birkaç ay yaşanır biliyor musun? Evet bence de çok özlemişim. Ama odun kırmaya yokum diyorsun. Yokum diyorum çünkü sen varsın. Çok haklısın zaten. O zaman ben gideyim de bizim için biraz odun kırayım ha? Tamam. Hadi o zaman nasıl odun kıramadığına biz de birazdan gidip bakalım ne dersin? Çok ayıp ya. Ne dersin annem? Hı? Sen bekle. Sen gör şimdi. Terbiyeyi geceden yapabilseydik. Olsun. Şimdi ben 2 dakikada hallederim bana. O zaman bir müzik mi açsın acaba? Ama benim ellerim ıslak. Sen aç. Yok şimdi bak görüyor musun? Tam şansı bak. Benim ellerimde yağ girdi böyle. Bak nasıl yağlandı. Tamam. Ellerim nasıl yağlandı tamam. Ya. Ne açayım? Fark etmez bana. Ne istersen. Yalnız o yağ biraz fazla biliyorsun değil mi terbiye için? Allah Allah. Kim demiş? Ben dedim. Yani vallahi yıllardır otel ve restoran işleten bir yer olarak ben terbiyede problem görmüyorum. Ama asıl sıkıntı bence domateslerde. Domates mi? Yani keşke domateslerin kabuğunu soysaydın. Yani yarısı çöpe gitmiş. Yazık, günah baksana. Öyle mi? Al o zaman bu domatesi kendini soy bakalım. Kabuğu nasıl sert mi değil miymiş. Hadi buyur. Anladım tamam. Ha bil tamam mı? Bunu da bil. Her şeyi bil. Biliyorum. Biliyorsun. Biliyorum tabii. Tabii. Ama bak başka şeyler de biliyorum. Ne biliyorsun mesela? Mesela karıma sıkı sıkı sarılmayı biliyorum. Tamam onu sonra yaparsın. Yok. Hayır benim aklıma gelince yapmam hayır, lazım. Hayır. Tabii tabii. Hayır o elinde. Biliyorum. Şu an görmek istemiyorum. Hayır. Hayır. Bıçağı hayır. Bıçağı hayır. Bıçağı hayır. Bıçağı hayır. Bıçağı hayır. 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 Tamam. Tamam. Tamam artık yapma. Tamam yeter. Tamam.